Arkadaşlar merhaba. Seste problem yok değil mi? Tamam. Öncelikle hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün isim tamlamalarını göreceğiz. İsim tamlamalarını işledikten sonra isimler ve isim tamlamaları ile ilgili test çözeceğiz arkadaşlar. Öncelikle şu belgemizi bir paylaşalım. Şimdi geçen hafta isimler konusunu işlemiştik. İsim çekim eklerini işlemiştik. 8 tane isim çekim eki vardı. Soğutucu gibi bir ses geliyor diyorsunuz. Soğutucu takılı değil ama. Evet, şurada kalmıştık arkadaşlar. Şimdi isim tamlamalarını işleyeceğiz. Dediğim gibi geçen hafta isim çekim eklerini işlemiştik. İsim çekim ekleri 8 taneydi. Birincisi isim hal ekleri, belirtme, yönelme, bulunma, ayrılma. İkincisi çoğul ekiydi, larlar işlemiştik. Eşitlik eki vardı üçüncü ekimiz. Cace eki. Vasıta eki vardı, la, le. Aitlik ekimiz vardı ki, bir diğer ekimiz ek fiillerdi. İdi, imiş, ise ve tırdir eki. Onun dışında bir de arkadaşlar tamlayan ve tamlanan ekini en son görmüştük. İlgi ve iyelik eki. İsterseniz oradan alalım konuyu. İlgi ve iyelik eki. Bakın şurada. Şimdi isim tamlamaları en az iki sözcükten oluşuyor. İsim tamlaması dediğim için bu iki sözcüğün ikisinin de isim soylu olması lazım. Yani isim olabilir, zamir olabilir. Onu demeye çalışıyorum. Şimdi isim tamlaması olabilmesi için de bu iki sözcüğün alması gereken ekler var. O ekleri alması lazım. O dediğimiz ekler arkadaşlar tamlayan ekiyle tamlanan eki. Zaten isminden belli. İsim tamlamalarında tamlayan vardır, tamlanan vardır. Tamlayan, tamlayan eki alır. Tamlanan da tamlanan eki alır. Tamlayan, tamlayan eki, tamlanan, tamlanan eki alır. Bu eklerin diğer adı, tamlayan ekinin diğer adı ilgi eki, tamlanan ekinin diğer adı iyelik ekiydi arkadaşlar. Unutmayın sakın. Bu arada iyelik ekini hatırlarsanız eklendiği ismin kime ait olduğunu bildiriyordu. Örneklerde görüyorsunuz. Ev dediğimiz zaman kimin olduğu belli değil ama evim dediğim zaman ev benim oluyor. Yani birinci tekil iyelik eki almış. Araba senin, sınıf onun, düşünce bizim, hayal sizin, not onların. Buradaki düşüncemiz mesela, düşüncemiz dediğimde düşünce kimin? Bizim. Oradaki mız miz eki birinci çoğul iyelik ekidir. Hayalleriniz derken ınız iniz eki hayalleri sizin yaptığı için ikinci çoğul iyelik ekidir. Yani iyelik ekini çok iyi bilmeniz lazım. İsimlere ekleniyormuş. O ismin kime ait olduğunu bildiriyormuş. Arkadaşlar iyelik eki almış mı almamış mı kontrol etmek için isme kimin neyin sorularını sorun. Unutmayın sakın bakın kimin ve neyin iyelik ekini alıp almadığını anlamak için isme kimin ve neyin sorularını soruyorsunuz. Mesela evim kelimesine sorun. Ev kimin diye cevabı mutlaka vardır. Ev kimin? Benim. Nereden anladınız? Evin üzerindeki im ekinden. Yani birinci tekil iyelik ekidir. Araban dediğim zaman. Araban çizilmiş. Araba kimin? Senin. Nereden anladık? Arabanın sonundaki ne ekinden. Yani ikinci tekil şahıs iyelik eki. Veya
Hayallerinizin peşinden koşun dediğimiz zaman, hayallerinizin peşinden koşun. Bu hayal kimin? Sizin hayalleriniz. Oradaki ınız iniz, hayalleri sizin yaptığı için ikinci çoğul şahıs iyelik ekidir. Unutmayın, iyelik ekinin diğer adı tamlanan eki. Yani iyelik ekini alan kelime, isim tamlamasının tamlananıdır. İyelik ekini alan kelime, isim tamlamasının tamlananıdır. Arkadaşlar, isim tamlamalarında bir de tamlayan var. O kimin neyin sorularına cevap veren kelime de isim tamlamasının tamlayanıdır. Yani evim dediğim zaman ev kimin? Benim. Benim kelimesi de tamlayandır. Araban. Araba kimin? Senin. Senin kelimesi tamlayandır. Sınıfı. Sınıf kimin? Onun. Onun kelimesi tamlayandır. Düşüncemiz. Düşünce kimin? Bizim. Bizim kelimesi tamlayandır. Bu tamlayanların da aldığı eklere biz tamlayan eki diyoruz. Yani benim derken, senin derken o alan ım-im eki, ım-in eki, mın-in eki tamlayanların üzerindeki ekler tamlayan ekidir. Diğer adıyla ilgi ekidir. Bir isim ya da şöyle söyleyeyim, iki isim bir araya gelmiş. Birisi tamlayan eki, diğeri tamlanan eki almış ve bir tamlama kurmuş. Biz bu tamlamalara belirtili isim tamlaması diyoruz. Yani benim evim, senin araban, onun sınıfı, bizim düşüncemiz, sizin hayalleriniz, onların notları. Bu tamlayanlarla tamlananları birleştirdiğimiz zaman belirtili isim tamlamaları ortaya çıkıyor arkadaşlar. Unutmayın, bir yerde belirtili isim tamlaması varsa mutlaka tamlayan kelime ilgi eki, tamlanan kelime iyelik eki almıştır. Şimdi şöyle devam ediyorum diğer sayfadan. İlgi ve iyelik eki anlaşıldı umarım. Çünkü burada tekrar tekrar göreceğiz zaten. Arkadaşlar, isim tamlamalarını biz belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması, zincirleme isim tamlaması gibi gruplara ayırıyoruz. Bunları iyi öğrenmeniz lazım. Ben burada sıfat tamlamaları hakkında da size bilgi vereceğim. En azından bir kıyaslama yapasınız diye. Bir bakayım, sıfat tamlamasını burada kullanmıştım ben. İki dakikanızı alacağım arkadaşlar. Şu sıfat tamlamasını da şuradan yükleyelim. Evet arkadaşlar, bu dosya daha iyi oldu. En azından burada sıfat tamlamalarını da ayırt edeceğiz, isim tamlamalarından. Kusura bakmayın, iki dakika zamanınızı aldım. Şimdi isim tamlamalarını tekrar söylüyorum. Belirtili, belirtisiz, zincirleme şeklinde gruplandırıyoruz. Belirtili isim tamlamasında iki tane kelime var. Şurada görüyorsunuz. Birincisi tamlayan, ikincisi tamlanandır. İstisnalar var, zaten bunları anlatacağım şimdi. İstisnalar dışında tamlamanın birinci kelimesi tamlayandır. İkinci kelime tamlanandır. Unutmayın sakın. Birinci kelime tamlayan, ikinci kelime tamlanan arkadaşlar. Şimdi isim tamlaması olduğu için hem tamlayan hem de tamlanan isim olması lazım. Tamlayan da isim, tamlanan da isim. Dikkat edin. Hem tamlayan isim, hem tamlanan isim. Bu isim tamlamasının belirtili isim tamlaması olabilmesi için arkadaşlar, az önce anlattım. Tamlayan isim ilgi eki alacak, tamlanan isim iyelik eki alacak. Bakın şekilde görünüyor zaten. Az önce bir şey daha söylemiştim. Belirtili isim tamlaması olup olmadığını kontrol etmek için tamlanan isme, bakın ok işareti gösteriyor. Tamlanan isme kimin neyin sorularını sorun, size mutlaka tamlayan isme götürecek. Tamlanan isme soruyorsunuz. Bakın bu kimin neyin sorularını tamlanan isme soruyorsunuz. Cevap bize neyi verecek? Tamlayan ismi verecek. Unutmayın sakın, bir isim tamlamasının belirtili isim tamlaması olabilmesi için hem tamlayan hem de tamlanan alması gereken ekleri alması lazım. Neydi bu alması gereken ekler? Tamlayan ilgi eki alacak, tamlanan iyelik eki alacak. Örneklere bakın şimdi. Bakın şu kırmızıyla görünenler zaten tamlayan ve tamlanan eki. Dumanın karası. Karası tamlanan, dumanın tamlayan. Mesela soruyu soralım bakın. Neyin karası diye sorduğumuzda
Tamlayanı bize veriyor. Neyin karası? Dumanın karası. Ön eki, duman kelimesinin üzerindeki ön eki, ilge eki. Karası derken S kaynaştırma bu arada. I da üçüncü tekil şahıs iyelik eki. Kaderin cilvesi derken neyin cilvesi? Bakın tamlanana soruyorsunuz. Neyin cilvesi? Kaderin cilvesi. Ne oldu? Tamlayan ve tamlanan yine kaderin derken in ilge eki, cilvesi derken sısi iyelik eki. Hayatımın anlamı derken yine neyin anlamı? Hayatımın anlamı. Zamanın değeri. Neyin değeri? Zamanın değeri. Bizim evimiz. Kimin evi? Bizim evimiz. Kararım. Kimin kararı? Benim kararım. Kimin hedefi? Onun hedefi. Odanın biri derken mesela. Neyin biri? Odanın biri. Yani kimin neyin sorularını tamlanana sorduğunuzda size mutlaka tamlayanı verecek. Kırmızıyla gösterilenler unutmayın sakın. Tamlayanın üzerindekiler tamlayan eki yani ilgi eki. Tamlananların üzerindekiler tamlanan eki yani iyelik eki arkadaşlar. Belirtili isim tamlaması anlaşıldı mı? Eskiden beri hani bir klişe örneğimiz vardı. Kapının kolu. Neyin kolu? Kapının kolu. Dumanın karası. Kaderin cilvesi. Bu tip tamlamalar arkadaşlar belirtili isim tamlaması. Bir tepki verin devam edelim. Belirtili isim tamlaması anlaşıldı mı arkadaşlar? Tamam. Şimdi belirtisiz isim tamlaması arkadaşlar. Belirtisiz isim tamlaması. Burada tek fark, belirtili isim tamlamasından tek fark, tamlayan alması gereken eki almayacak arkadaşlar. Yani tamlayan ilgi eki almayacak. Onun dışında her şey belirtili isim tamlamasıyla aynı. Yani burada da tamlayan var, tamlanan var. Burada da tamlayan isim, tamlanan isim. Burada tamlanan iyelik ekini alacak, yani alması gereken eki alacak. Tamlayan alması gereken eki yani ilgi ekini almayacak. Arkadaşlar burada da yine aslında kimin neyin sorularını tamlanana sorup cevap arayabilirsiniz. En azından eksikliği fark edersiniz. Ama bunun dışında şu ne sorusunu tamlanana sorduğunuzda sizi tamlayana götürür. Mesela Çanakkale Boğazı. İsterseniz soralım. Kimin boğazı ya da neyin boğazı? Çanakkale'nin boğazı deseydik belirtili isim tamlaması olurdu. Nin eki yani ilgi eki düşmüş. Çanakkale boğazı ne oldu? Belirtisiz isim tamlaması. Boğaz kelimesinin üzerindeki ı iyelik ekidir ama Çanakkale tamlayanı dikkat ederseniz ilgi eki almamış. Nar ağacı derken mesela narın ağacı deseydik belirtili isim tamlaması olurdu. Ama tamlayan olmadığı için daha doğrusu tamlayan eki olmadığı için belirtisiz isim tamlaması oldu. Fotoğraf yarışması, fotoğrafın yarışması olsaydı şurada ın eki yani ilgi eki olsaydı belirtili isim tamlaması olurdu. Fotoğraf yarışması, belirtisiz isim tamlaması. Yine parfüm şişesi, Türkçe öğretmeni. Türkçenin öğretmeni olsaydı belirtili olurdu dikkat ederseniz. Makyaj kutusu, makyajın kutusu olsaydı belirtili olurdu. Anlaşma metni, Türk askeri. Burada dikkat ederseniz verdiğim örneklerde tamlayan var, tamlanan var. Tamlanan iyelik ekini almış, yani alması gereken eki almış. Ama tamlayanların hiçbiri ilgi eki almamış. Demek ki belirtisiz isim tamlaması neymiş? Tamlayan alması gereken eki almayacak. Bakın ek almayacak demiyorum. Alması gereken eki almayacak. Yani ilgi ekini almayacak. Tamlayan ekini almayacak. Ama tamlanan da değişen bir şey yok belirtili isim tamlamasıyla. Tamlanan iyelik ekini alacak. Belirtili isim belirtisiz isim tamlaması budur arkadaşlar. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Konuyla alakalı. Peki devam ediyorum. Unutmayın belirtilinin belirtisizden tek farkı tamlayanın ek almaması. Peki. Şimdi bir diğer tamlamamız arkadaşlar zincirleme isim tamlaması. Zincirleme isim tamlaması. İsminden belli dikkat ederseniz. Şu zincirleme lafını zincirleme trafik kazasından hatırlıyor olabilirsiniz. Şimdi zincirleme trafik kazası neydi? İki aracın çarpışması mesela zincirleme trafik kazası oluyor mu olmuyor? İki araç çarpışacak. Arkalarından üçüncü bir araç gelip aynı kazaya bulaşacak. Yani bir kazada
3 araç olması lazım. Zincirleme isim şey zincirleme trafik kazası olabilmesi için. Bir kazada en az 3 araç. Bu da onun aynısı aslında bakarsanız. Zincirleme isim tanımlaması da şudur. Mesela en az 2 tane isim, 2 tane isim bir araya geldiğinde ya belirtili isim tanımlaması ya da belirtisiz isim tanımlaması oluşturuyor. 2 tane isim. Ha üçüncü bir isim gelip aynı isim tanımlamasının içerisine dahil olursa, yani en az 3 ismin, bu lafa dikkat edin, en az 3 ismin bir araya gelerek oluşturduğu isim tamlamalarına biz zincirleme isim tamlaması diyoruz. Yani bizim şartımız ne? En az 3 tane isim olacak. Ama bu lafa dikkat edin, en az 3 kelime demiyorum. En az 3 isim olacak arkadaşlar. Zincirleme isim tamlaması olabilmesi için. Yani buradaki vurgumuz isim. Aynen. Yani 3 tane kelimenin bir tanesi sıfat, 2 tanesi isim. Zincirleme isim tamlaması olur mu hocam? Olmaz. 3 kelimenin 3'ü de isim olacak. Ha 4 tane kelime olur, 3'ü isim, 1'i sıfat olur. Benim için önemli olan 3 tane ismin olması. 3 isim dışında başka kelimeler olabilir. Ama zincirleme isim tamlaması için şartımız ne? 3 tane isim, isim tamlamasını kuracak. Unutmayın sakın. Hatta bunun ikinci şekli de şu, onu da söyleyeyim size. İki tane isim tamlaması birleşirse o da aslında zincirleme isim tamlamasıdır. Yani ikisi aynı şey. Üç isim aslında iki tane isim tamlaması ediyor. Bakın buraya örneklerde göreceksiniz. Kayısı ağacı, bakın şuraya kadar ağacı lafına kadar birinci isim tamlaması. Kayısı ağacı, kayısı isim, ağaç isim. İki tane isim var şu an. İki tane isim. Bir araya geldi. Kayısı ağacı deseydik mesela belirtisiz isim tamlaması olacaktı. Peki bu isim tamlamasına üçüncü bir ismi dahil ediyoruz. Kayısı ağacının çiçeği, bakın üçüncü isim dahil olunca belirtisiz isim tamlaması zincirleme isim tamlamasına dönüştü. Kaç tane isim var? 3 tane isim var. Kaç tane isim tamlaması var ona bakalım bir de isterseniz. Zincirleme isim tamlaması en az 2 isim tamlamasını birleştirir. Kayısı ağacı belirtisiz, ağacının çiçeği belirtili, iki isim tamlaması bakın birleşti, ne oldu? Zincirleme isim tamlaması oldu. Yine diğer örnekte resim yarışması, bakın resim yarışması, iki isim bir araya geldi, buraya kadar düşünürsek belirtisiz isim tamlaması. Yarışmasının sonucu, bu kısmı düşünürseniz orası da belirtili isim tamlaması. Belirtisiz isim tamlamasıyla belirtili isim tamlamasını birleştirdik. Resim yarışmasının sonucu ne oldu? Zincirleme isim tamlaması oldu. Peki bakın bakalım kaç tane isim var? Resim isim, yarışma isim, sonuç isim. 3 tane isim bir araya geldi. Zincirleme isim tamlamasını oluşturdu arkadaşlar. Bakın şöyle demiş olsaydık. Bu yarışmanın sonucu deseydik. Bu yarışmanın sonucu. O zaman yarışmanın sonucu, yarışma isim, sonuç isim, bu ne? Bu sıfat. 3 tane kelime var mı? Var. Peki zincirleme isim tamlaması mı bu yarışmanın sonucu? Hayır değil. Neden? Çünkü bana zincirleme isim tamlaması için en az 3 tane isim lazım. Orada ne var? Bu sıfat, yarışmanın isim, sonucu isim. 2 isim bir sıfat var. Bana yetmiyor. 3 tane isim olması lazım. Ama şöyle demiş olsak mesela, bu resim yarışmasının sonucu demiş olsak, bu resim yarışmasının sonucu. 3 tane isim var, artı bir de sıfat var, bu sıfatı var. Bu zincirleme isim tamlaması olur. Yani sıfatların isim tamlamasının içerisinde olup olmaması bizi ilgilendirmiyor. Sıfatlar etkisiz eleman. Bize lazım olan en az 3 isim. 3 isim dışında var olan kelimeler etkisizdir. Kutup yıldızının parlaklığı, kutup isim, yıldız isim, parlaklık isim, 3 isim bir araya geldi, zincirleme isim tamlamasını oluşturdu. Bir diğer şekilde de bakabilirsiniz. Kutup yıldızı belirtisiz isim tamlaması, yıldızının parlaklığı belirtili isim tamlaması, 2 isim tamlaması birleşti, zincirleme isim tamlamasını oluşturdu. Mesela burada da Ali'nin ev ödevi derken, Ali'nin ödevi belirtili, ev ödevi belirtisiz, İki isim tamlaması farklı bir şekilde birleşti. Yine zincirleme isim tamlaması.
Ali isim, ev isim, ödev isim. Üç tane isim var. Erzincan'ın dağlarının görüntüsü. Erzincan'ın dağları belirtili. Dağlarının görüntüsü, o da belirtili. İki belirtili isim tamlaması birleşti. Ne yaptı? Zincirleme isim tamlamasını oluşturdu. Peki kaç tane isim diye bakarsanız, bakın iki şekilde bakabilirsiniz. Bir, üç tane en az isim olacak. İki, en az iki isim tamlaması birleşecek. İkisi aynı kapıya çıkıyor zaten. Erzincan isim, dağlar isim, görüntü isim. Mesela köy öğretmenleri belirtisiz isim tamlaması, öğretmenlerinin sıkıntıları belirtili isim tamlaması, iki isim tamlaması birleşti, zincirleme isim tamlamasını oluşturdu. Kaç tane isim bu işi yaptı? Köy isim, öğretmen isim, sıkıntı isim. Üç tane isim var dikkat ederseniz. Bu arada üç tane isim olacak diye bir şart yok. En az üç isim olacak. Yani dört olur, beş olur, altı olur. Ama üçten az olmayacak zincirleme isim tamlaması olabilmesi için. Zincirleme trafik kazasını düşünün. En az kaç araç aynı kazada olması lazım? En az üç araç. Burada da en az üç isim olacak. Zincirleme isim tamlaması anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki bana oradan birer tane böyle zincirleme isim tamlaması yazabilir misiniz? Kapının kolunun rengi falan yazmayın da. Evet, kardeşimin cep telefonu. Güzel, Muhammed Hocam. Cep telefonu belirtisiz, kardeşimin telefonu belirtili. İki isim tamlamasını birleştirdiniz. İnsan sağlığının önemi. Çok güzel, Muhammed Hocam. İnsan sağlığı belirtisiz, sağlığının önemi belirtili. Evet. Ne oldu? Zincirleme isim tamlaması. Sokak lambasının ışığı. Güzel Beyzanur Hocam. Ceviz ağacının yaprakları. Güzel. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi böyle hani paragraf veriyor da tamlamaları soruyor. Bazen sıfat tamlamasıyla isim tamlamalarını karıştırıyoruz arkadaşlar. Bunu da en azından ayırt etmeye çalışalım. Bakın bu kısmı çok dikkatle dinleyin. Arkadaşlar, isim tamlamasında tamlayan vardı, tamlanan vardı. Evet, kursun ders saati olur. Şimdi tekrar söylüyorum. İsim tamlamalarında tamlayan vardı, tamlanan vardı. Sıfat tamlamalarında da tamlayan var, tamlanan var. Şimdi tek farkı, isim tamlamalarında tamlayan da isimdi, tamlanan da isimdi. Sıfat tamlamalarında ise tamlayan sıfat, tamlanan isim. Bu arada isim tamlamalarında tamlanana biz kimin neyin sorularını soruyorduk hatırlarsanız. İsterseniz şuraya gene ben yazayım. İsim tamlamalarında tamlayan vardı. Şöyle yanında olsun. Tamlanan vardı. İsim tamlamalarında. Tamlayan da isimdi. Tamlanan da isimdi. Bu arada tamlanana biz hangi soruları soruyorduk? Kimin neyin sorularını soruyorduk? Kimin neyin? Evet. İsim tamlamalarında arkadaşlar bu soruları soruyorduk. Bizi tamlayana götürüyordu hatırlarsanız isim tamlamalarında. Tamlanana sorduğunuzda bizi tamlayana götürüyordu. Bakın burada sorular farklı sıfat tamlamasında. Zaten sıfatlara geçtiğimizde işleyeceğiz bunları. Sıfat tamlamalarında hani vardı ya niteleme sıfatı, işaret sıfatı, asıl sayı sıfatı, sıra sayı sıfatı, üleştirme sayı sıfatı. Bunların hepsini bulmak için isme çeşitli sorular soruyorduk. Farklı farklı sorular soruyorduk. Aslında bu soruları kullandım ben burada. Sıfat tamlamalarında tamlanan isme nasıl sorusunu soracağız. Niteleme sıfatını bulacağız. Hangi sorusunu soracağız? İşaret sıfatını bulacağız. Kaç sorusunu soracağız? Asıl sayı sıfatı. Kaçıncı sorusunu sorduğumuzda sıra sayı sıfatı. Kaçar sorusunu sorduğumuzda üleştirme sayı sıfatı. Kaçta kaç sorusunu sorduğumuzda arkadaşlar o zaman da kesir sayı sıfatını bulacağız. Bu soruları unutmayın. Bunların hepsi çeşitli sıfatları bulabilmek için isme sorduğumuz sorular. Yani sıfat tamlamalarında tamlanana sorduğumuz sorular farklı.
İsim tamlamalarında tamlanana sorduğumuz sorular farklı. Neydi isim tamlamalarında? Kimin, neyin? Bakın örneklere. Yaşlı kurt. Kurt isim, yaşlı sıfat. Kimin kurt diye sorduğumda cevap yok. Ama nasıl kurt diye sorduğumda yaşlı kurt. Bak nasıl sorusuyla buldum. Bu ifade, kimin ifade, neyin ifade, cevap yok. Demek ki isim tamlaması değil. Ama hangi ifade diye sorduğumu da bu ifade sıfat tamlamasını veriyor. Beş kitap. Mesela kimin kitap, cevap yok. Neyin kitap, cevap yok. Ama kaç kitap diye sorduğumda beş kitap sıfat tamlaması oluyor dikkat ederseniz. Üçüncü kat. Yine kaçıncı kat diye sorduğumda sıfat tamlamasını veriyor. Mesela katların üçüncüsü deseydi. Katların üçüncüsü. Neyin üçüncüsü? Katların üçüncüsü. Ne olurdu? Belirtili isim tamlaması olurdu. Ama üçüncü kat, neyin kat, kimin kat, cevap alamıyorum dikkat ederseniz. Ama kaçıncı kat diye sorduğumda cevap var. Yani sıfat tamlamasıdır. Üçüncü kelimesi de sıra sayı sıfatıdır. Mesela ikişer kişi, ikişer kişilik gruplar desek mesela. İkişer kişi ne olur? Kaçar sorusuna cevap veriyor. Sıfat tamlaması olur. İsim tamlaması olmaz. %50 pay yine. Kaçta kaç pay dediğimde %50 pay sıfat tamlamasıdır. %50 de arkadaşlar kesir sayı sıfatıdır. Evet. Mesela kurdun yaşlısı desek. Kurdun yaşlısı. Ne tamlaması olur? Belirtili isim tamlaması olur. Neyin yaşlısı? Kurdun yaşlısı. Belirtili isim tamlaması ama nasıl kurt diye sorduğumda yaşlı kurt sıfat tamlamasıdır. Sıfat tamlamasıyla o zaman isim tamlamalarını nasıl ayırt edelim? Sorduğumuz sorularla. İkisinde de tamlayan tamlanan var. İkisinde de tamlanana sorular soruyoruz. İsim tamlamalarında kimin neyin sorularını soruyoruz. Sıfat tamlamalarında ise nasıl, hangi, kaç, kaçıncı, kaçar, kaçta kaç sorularını soruyoruz tamlanana, tamlayanı bulmak için arkadaşlar. Buraya kadar anlaşıldı mı? Sıfat tamlamaları aslında isim tamlamalarının içerisinde işleme sebebim tamlamaların farkını anlayasınız diye. Evet. Şimdi arkadaşlar sorularda çoğunlukla tamlamaların özellikleriyle ilgili geliyor. Siz de çözdüyseniz görmüşsünüzdür. İşte tamlayanla tamlanan yer değiştirmiş bir isim tamlaması, tamlayanla tamlanan arasına sıfat girmiş bir isim tamlaması. Bu tip sorular çok geliyor. Ben de bu çıkmış sorulardan hareketle çeşitli maddeler oluşturdum. En azından bunları da görmüş olalım. Şimdi verilen maddelere dikkat edin. İsim tamlamalarının özellikleri diye zaten oluşturdum. Arkadaşlar birinci özelliğimiz şu. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ya da tamlanan cümle içinde kullanılmamış olabilir. Tamlayan ya da tamlanan cümle içerisinde kullanılmamış olabilir. Veya tamlanan eki düşmüş olabilir. Bakın bunu biraz daha açayım. Şöyle yani isim tamlamalarında hem tamlayan hem tamlanan olmak zorunda. Bunlardan biri düşmüş olabilir. Mesela tamlayanı düşürebilirler, tamlananı düşürebilirler. Bunu düşürdükten sonra, bu bilgiyi verdikten sonra da size diyor ki hangi cümlede tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır? Hangi cümlede tamlananı düşmüş isim tamlaması vardır? Veya tamlayan veya tamlananı düşürmeyip ekini de düşürebilirler. Bazen de onu soruyorlar arkadaşlar. Şimdi örneklere bakalım isterseniz. Odası darmadağın olmuştur. Burada dikkat ederseniz ne düşmüş? Tamlayan düşmüş. Yani tamlamayı uzun uzadıya vermiş olsaydı ne diyecekti? Onun odası darmadağın olmuştu. Bakın ben burada göstermişim zaten. Onun odası deseydi, onun tamlayan, odası tamlanan olacaktı. Bu ne yaptı? Odası darmadağın olmuştu dedi. Neyi düşürdü arkadaşlar? Tamlayanı düşürdü. Kimsesi olmadığı için bakım evine alındı. Kimsesi, kimin kimsesi? Onun kimsesi. Veya işte burada vermişim ben, kadının kimsesi. Arkadaşlar onun kimsesi, kadının kimsesi demiş olsaydı tamlayanı tamlananı kullanmış olacaktı. Ama tamlayanı düşürdü. Sadece neyi kullandı burada? Evet. Bu arada tamlanan düşmüş şeklinde yazmışım ama yanlış oldu burası. Tamlayan şekline dönüştürelim. Evet.
kadının kimsesi dikkat ederseniz yine neyi düşürdü? Tamlayanı düşürdü. Tamlayanı düşmüş isim tamlaması diyebilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim en baştan. Mesela kimsesi olmadığı için bakım evine alınmıştı dediğinde kimsesi kısmı isim tamlaması değildir. İsim tamlaması olabilmesi için tamlayanın ve tamlananın olması gerekiyor arkadaşlar. Birinden biri düşmüşse o tamlama tam bir tamlama değildir. Ha bunu nasıl sorabilir? Hangisinde tamlayana düşmüş isim tamlaması vardır derse alabilirsiniz. Ama isim tamlaması var mı diye sorduğunda o kısımda yarım olduğu için isim tamlaması olarak kabul etmiyordur. Bu arsa onların, bakın burada da ne var? Bu arsa onların derken onların arsası diyecekti sanırım. Yani uzun bir şekilde söyleseydi. Bu arsa onların arsası. Onların arsası demiş olsaydı onların tamlayan, arsası tamlanan. Neyi düşürdü hocam? Arsası kelimesini düşürdü. Yani tamlananı düşürdü. Tamlananı düşürdüğü için tamlananı düşmüş isim tamlaması oldu. Onların arsası. Sanırım anlaşılıyor. Bizimki bugün gelmemiş derken mesela burada yine bizim arkadaşımız diyecekti. Hatırlarsanız geçen hafta bunu söylemiştim. İlgi zamiri olan ki düşen tamlananın yerine geçiyor. Tamlayana ekleniyor. Düşen tamlananın yerine geçiyor. Bizimki bugün gelmemiş. Bizim arkadaşımız diyecekti böyle uzun uzun söyleseydi. Bizim arkadaşımız demiş olsaydı bizim tamlayan arkadaşımız tamlanan olacaktı. Neyi düşürdü? Tamlananı düşürdü arkadaşlar. Birinci madde anlaşıldı mı? Demek ki isim tamlamalarında tamlayan düşebilir, tamlanan düşebilir. Bunu da zaten düşürdükten sonra size soruyor. Peki devam ediyorum. Arkadaşlar belirtili isim tamlamalarında tamlanan eki düşebilir. Dikkat edin bu sefer tamlayanı ya da tamlananı düşürmüyorum. Sadece neyini düşürüyorum? Tamlananın ekini. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Tamlayanın eki düşer mi? Düşer. Düşerse belirtisiz isim tamlaması olur hatırlarsanız. Bu sefer ben tamlayanın değil, tamlananın yani ikincinin ekini, iyelik ekini düşüreceğim. Günlük konuşmalarda zaten aslında ister istemez bu örnekleri biz veriyoruz ama çok fazla fark edemiyoruz. Mesela bizim ev müsait değil, sizin evde toplanalım derken. Mesela burada eklerin düştüğü aslında biraz dikkatli baktığınızda fark edebilirsiniz. Bizim evimiz müsait değil, sizin evinizde toplanalım diyecekti sanırım. Bakın bizim evimiz demedi. Yani ımız imiz ekini düşürdü. Neyi düşürdü? Tamlananı düşürmedi. Ekini düşürdü. İyelik ekini düşürdü. Bizim ev müsait değil, sizin evde toplanalım. Ekleri düşürmeseydi zaten parantez içinde yazmışım. Evimiz, eviniz şeklinde kullanırdı. Bizim evimiz, sizin eviniz. Evet. Senin arabayı beğendim diyorsunuz mesela. Senin arabayı beğendim. Arabanı beğendim deseydiniz iyelik ekini kullanmış olacaktınız. Evet. Bu kısım anlaşıldı mı arkadaşlar? İkinci madde. Demek ki isim tamlamalarında tamlananın eki de düşebilir. Tamam, devam ediyorum. Bir diğer maddemiz belirtili isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına birden fazla sözcük girebilir. Bir sözcük de girebilir. Birden fazla sözcük de girebilir. Tamlayanla tamlanan arasına. Örnekler de var zaten. Kitabın sayfası, bakın tamlayan tamlanan. Yırtık sayfa dediğimizde yırtık sıfatı nasıl sayfa? Yırtık sayfa. Sıfat tamlayanla tamlanan arasına girmiş. Yârimin gül kokan nefesi. Dikkat ederseniz burada da yârimin tamlayan, nefesi tamlanan, gül kokan kısmı İki tane kelime bu sefer dikkat ederseniz. Burası sıfat grubu. Sıfat grubu diyebilirsiniz. Nasıl nefes? Gül kokan nefes. İki kelime sıfat olmuş grup oluşturarak. Birden fazla kelime de girebilir demiştik zaten. Bunları zaten sorularda böyle soruyorlar. Hangisinde tamlayanla tamlanan arasına sıfatlar girmiş bir isim tamlaması vardır derse direkt bunu cevap olarak verebilirsiniz. Tamlayanla tamlanan arasına demek ki bir veya birden fazla sözcük girebiliyormuş. Bir diğer maddemiz belirtili isim tamlamalarında hem tamlayan hem de tamlanan sıfatlar tarafından nitelenebilir. Büyük otelin küçük odaları vardı derken bakın otelin tamlayan, odaları tamlanan. Peki nasıl otel? Büyük otel. Büyük kelimesi tamlayanı niteliyor. Nasıl oda? Küçük oda. Küçük kelimesi de tamlananı niteliyor. Hem tamlayan hem tamlanan
sıfatlar tarafından nitelenmiş arkadaşlar. Bu da anlaşıldı sanırım. Bir diğer maddemiz, bir sıfat, bakın bu biraz daha farklı. Bir sıfat, ben zaten bu dosyayı yine size atacağım. Dikkatli bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bir iki yerde hata vardı, onları düzeltip atacağım. Bir sıfat, isim tamlamasını niteleyebilir. Bu sefer bakın, sıfat tamlayanı veya tamlananı ayrı ayrı nitelemeyecek. İsim tamlamasını bir bütün halinde niteleyecek. Mesela arkadaşlar, bu arada böyle bir soru geldiğinde, bir sıfat isim tamlamasını niteleyecek şeklinde bir soru geldiğinde, isim tamlamasının belirtili olmaması lazım. Mutlaka bakın, belirtisiz isim tamlaması arayın. Çünkü belirtili olduğunda bir sıfat isim tamlamasını bütün halde niteleyemiyor. Sadece tamlayanı ya da tamlananı niteler. Bakın burada araba lastiği belirtisiz isim tamlaması. Araba lastiği. Kaliteli sıfatı, dikkat ederseniz, arabayı veya lastiği ayrı ayrı nitelemiyor. Kaliteli sıfatı araba lastiğini niteliyor. Yani kaliteli araba değil bu. Kaliteli lastik de değil. Kaliteli araba lastiği. Burada arabanın lastiği olmuş olsaydı, mesela belirtili olmuş olsaydı, kaliteli arabanın sıfatı olurdu. Kaliteli arabanın lastiği, kaliteli sıfatı arabaya ait olmuş olurdu, dikkat ederseniz. O yüzden bir sıfatın isim tamlamasını bütün halde niteleyebilmesi için o isim tamlamasının belirtisiz olması lazım. Kaliteli araba lastiği. Bir diğer maddemiz, belirtili isim tamlamalarında tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir. Bu tip soruları eğer çözmüşseniz görmüşsünüzdür. Tamlayanla tamlanan, biliyorsunuz, normal durumlarda önce tamlayan sonra tamlanan gelir. Ama soruyu soran arkadaşımız devrik cümle kurarsa tamlayanla tamlananı yer değiştirebilir. Sevgisi her şeye değerdi annemin derken, mesela burada devrik cümle var. Siz bunu kurallı cümle yapsanız, annemin sevgisi her şeye değerdi derdiniz. Annemin tamlayan, sevgisi tamlanan. Burada ne yaptı? Sevgisi annemin dedi. Yani tamlayanla tamlananı yer değiştirdi. Bir diğer maddemiz arkadaşlar, belirtili isim tamlamalarında tamlayan ekinin yerine, geçen hafta işledik, danden, ayrılma, hal eki girebilir. Hangi ekin yerine geçecek? Tamlayan ekinin yerine. Tamlayan eki neydi? İn. Yani in ekini kullanmayacağız. Onun yerine danden ekini kullanacağız. Bunu anlamanın yolu şu. Örnek kelime üzerindeki danden ekini atalım. Yerine in ekini yazalım. Anlamlı oluyorsa kullanıldığını anlarsınız zaten. Bakalım isterseniz. Mesela sorulardan birini çözemedim. Şuradaki danden eki. Danden eki. Çıkaralım danden ekini. Kelimenin üzerinden düşürelim. Yerine in ekini yazalım. Bakalım anlamlı mı? Soruların birini çözemedim. Dikkat ederseniz anlamlı. Yani danden ekinin tamlayan ekinin yerine geçip geçmediğini anlamak için dandeni atıp yerine in yazın. Buna benzer bir örnek daha ben size vereyim. Mesela sürekli gördüğümüz o soru kökü var ya, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi? Deni at, aşağıdakilerin hangisi? Tamlayan, tamlanan. Danden eki, tamlayan ekinin yerine geçmiş, dikkat ederseniz. Peki, bir diğeri, belirtili isim tamlamalarının tamlayanı ya da tamlananı zamir olabilir. Zamir. Bir diğer dersimiz haftaya zamirler olacak arkadaşlar. Zamirleri anlatırken diyeceğiz ki, zamirler ismin yerine geçen, ismin yaptığını yapan sözcük türüdür. Dikkat ederseniz burada zamir isimler gibi tamlayan olacak, isimler gibi tamlanan olacak. Evet. Demek ki zamirler tamlayan veya tamlanan olabiliyormuş. Burada örneklerde ben tek tek verdim zaten. Bizim evimiz derken bakın, bizim zamir tamlayan olmuş. Benim kararım tamlayan. Onun hedefi, onun zamiri tamlayan. Bazılarının cildi tamlayan. Bir alt satırda onları odanın biri derken, mesela odanın biri belgisiz zamir tamlanan oldu bu sefer. Ünlülerin birkaçı belgisiz zamiri tamlanan oldu. Tellerin bazıları yine belgisiz zamir tamlanan oldu. Mesela bunların hangisi derken üst satırda, bu sefer işaret zamiri tamlayan, soru zamiri tamlanan oldu. Yani bir isim tamlamasının hem tamlayanı hem tamlananı da zamir olabilir.
Sadece tamlayan zamir olabilir. Sadece tamlanan zamir olabilir. Hem tamlayan hem tamlanan da zamir olabilir. Bunların hangisi? Bunların şeyi? Şunun şurası? Buradaki tamlamalar da dikkat ederseniz tamlayanı veya tamlananı zamir olan isim tamlamaları. Son olarak arkadaşlar, belirtisiz isim tamlamalarında tamlayanla tamlanan arasına hiçbir sözcük girmez. Bu kurala aykırı kullanımlar bulunmaktadır diye bir madde yazmışım dikkat ederseniz. Bunları da eskiden anlatım bozukluklarında falan soruyorlardı. Mesela Erzincan eski milletvekili, Erzincan milletvekili olarak alsak, şu eskiyi buradan çıkaralım şimdilik. Erzincan milletvekili dikkat ederseniz belirtisiz isim tamlaması. Erzincan tamlayan, milletvekili tamlanan. Belirtisiz isim tamlamasında demek ki araya sözcük girmiyormuş. Belirtisiz isim tamlamasında araya sözcük girmiyor tamlayanla tamlanan arasına. Belirtili olursa tamlayanla tamlananın arasına sözcük girebilir. Zaten örneklerini vermiştik. Erzincan eski milletvekili demek ki yanlış bir kullanım arkadaşlar. Bunun yerine eski Erzincan milletvekili şeklinde kullanmamız gerekiyor. Evet, bir şey daha söyleyeyim. Burada yazmamışım ama söylemiş olayım size. İsim tamlamalarında tamlayan veya tamlanan ortak da olabilir. Tamlayan veya tamlanan ortak da olabilir. Hatta ben burada bir tane örnek vereyim size. 10. madde olarak isterseniz yazalım. Şöyle yapayım. 10. maddeye direkt örnek vereyim arkadaşlar. Ya da yazayım ondan sonra. Tamlayan veya tamlanan ortak olabilir. Evet. Tamlayan veya tamlanan ortak olabilir. Nasıl? Mesela tamlayanı ortak yapalım isterseniz. Şöyle demiş olsam. Ali'nin evi ve arabası. Evet. Ali'nin evi ve arabası. Bir de tam tersini yapıyorum arkadaşlar şimdi. Şöyle demiş olsak. Evin ya da eviyle diyelim. Fark etmez. Evin ve arabanın değeri desek. Evet. Bu örnekleri bir dikkatli bir şekilde inceleyecek olursak arkadaşlar. Evet. Bakın Ali'nin evi ve arabası. Ali'nin evi ve arabası. Ali'nin tamlayan dikkat ederseniz. Ali'nin tamlayan. Ali'nin evi dediğimde evi tamlanan. Evi tamlanan. Ali'nin arabası dediğimde araba da tamlanan. Arkadaşlar dikkat ederseniz burada Ali ortak. Biz burada ortak olduğu halde Ali'nin evi ve Ali'nin arabası demiş olsaydık, yani Ali'yi iki defa kullanmış olsaydık, gereksiz sözcük kullanımına dayalı anlatım bozukluğu olurdu. Bundan dolayı hani anlatım bozukluğu olmasın diye ortak olan Ali'yi, dikkat ederseniz burada tamlayan ortak, bir kez kullandım. Ali'nin evi ve arabası şeklinde kullandım. Yani bunu nasıl sorabilirler? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayana ortak bir İsim tamlaması kullanılmıştır derse bunu direkt alabilirsiniz. Diğer örnekte de dikkat ederseniz evin ve arabanın değeri derken bakın burada da değer tamlananı ortak. Neyin değeri? Evin değeri. Birincisi bu. Neyin değeri? Arabanın değeri. İkincisi de bu. Hangisi ortak? Değer ortak. Yani burada evin değeri ve arabanın değeri demiş olsaydı yine anlatım bozukluğu olurdu. Değer kelimesi ortak olduğu için bir kez kullandım. Evin ve arabanın değeri. Bunu nasıl sorar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı ortak bir isim tamlaması kullanılmıştır diye sorarsa o zaman da böyle bir örnek kullanabiliriz. Buraya kadar her şey anlaşıldı mı arkadaşlar? İsim tamlamalarının özellikleriyle ilgili çok soru geliyor. Peki tamam. Bir de son olarak arkadaşlar şurada şunu da söyleyip hemen hızlı bir şekilde geçeceğim. Şimdi isimlerin bir de yapısı var. İsimlerin yapısı var. İsimler yapısına göre basit türemiş birleşik diye gruplandırılır. Basit türemiş birleşik. Basit isimler bakın burada. Basit isimler
Yapım eki almamış isimlerdir. Yapım eki almamış isimler. Çekim eki alabilir. Geçen hafta işlediğimiz 8 tane çekim ekini alabilir ama yapım eki almayacak. Basit isim olabilmesi için. Evet, demek ki basit isim neymiş? Yapım eki almamış isim. Unutmayın sakın. Burada örnekleri zaten vermişim. Bakın birinci örneklerde hep çekim eki almış. Evimizde perdeyi, kapının, gömlekten, hastayım. Çekim eki almış, yapım eki hiç almamış. Dolayısıyla bu örneklerdeki isimlerin hepsi basit yapılıdır. Peki ikinci grup türemiş isimler. Türemiş isimler yapım eki almış isimlerdir arkadaşlar. Unutmayın sakın. Bir tane yapım eki alması yeterli. Çekim eki alabilir. Çekim ekleri etkisiz eleman. İster alsın ister almasın. Yapım eki alırsa türemiş, yapım eki almazsa basit. Yani etkili eleman yapım ekleri. Buradaki verdiğim örneklerde de dikkat ederseniz hepsi yapım eki almış. Bu arada yapım ekler 4 çeşitli hatırlarsanız. İsimden isim, isimden fiil, fiilden isim, fiilden fiil yapan ekler. Bunlar ya fiilden isim olacak ya da isimden isim yapım eki alacak isim oldukları için. Öğrenci kelimesi mesela öğrenmek fiil kök, öğrenci fiilden isim yapan ek almış. Yapım eki aldığı için türemiş isim olmuş. Okumak fiil kök, okul fiilden isim yapan ek almış. Ne oldu? İsimleşti. Yani türemiş bir isim oldu. Yaş kelimesi isim, yaşlı kelimesi yaştan yaşlı isimden isim yapan ek almış. Ne oldu? Yine türemiş isim oldu. Yaz isim, yazlık isim isimden isim yapan ek almış, türemiş isim. Yani ikinci grupta verdiğim örneklerde de dikkat ederseniz buradaki sözcüklerin hepsi yapım eki almış ve türemiş isim olmuş. Bir diğer grubumuz arkadaşlar birleşik isimler. Şimdi birleşik isimlerde en az iki tane kelime bir araya gelerek oluşturacak ismi. En az iki kelime olacak. Dikkat edin. Tabii bu iki kelimeyi bazen soruyorlar. Hangilerinde birleşik isimlerin oluşumu farklıdır diye soruyorlar. Arkadaşlar bunların oluşumları şöyle. Zaten verdiğim örneklerde görüyorsunuz. Mesela buzdolabı. Buz ismiyle dolap isminin bir araya gelmesinden oluşmuş. Bir malzemenin dikkat ederseniz bir beyaz eşyanın ismi. Bakın bunların hepsi aslında son hali isim. Buzdolabı beyaz eşyanın ismi. Ayakkabı işte giyeceğimizin ismi. İmam bayıldı bir yemeğin ismi. Gece kondu bir yapılaşmanın ismi. Kızılay bir kurumun ismi. Uyur gezer bir davranışın ismi. Biçer döver işte bir tarım aletinin ismi. Bunların hepsi birer isim. Ama isim olabilmek için iki kelime bir araya gelmiş dikkat ederseniz hepsinde. Bazen aynı türde kelimeler bir araya gelmiş. Bazen farklı türde kelimeler bir araya gelmiş. Mesela buzdolabında iki isim bir araya gelip birleşik isim oluşturmuş. Ayakkabı gene aynı. İki isim bir araya gelip birleşik isim oluşturmuş. İmam bayıldı biraz farklı bak. İmam ismiyle bayılmak fiili bir araya gelip birleşik isim oluşturmuş. Gece kondu da gece ismiyle kondu fiili bir araya gelip birleşik isim oluşturmuş. Kızılay'da kızıl sıfat ay isim. Nasıl ay Kızılay? Sıfatla isim bir araya gelip birleşik isim oluşturmuş. Uyur gezerde iki fiil bir araya gelip birleşik isim oluşturmuş dikkat ederseniz. İçer döver gene aynı. Demek ki birleşik isimler oluşurken çeşitli şekillerde oluyor. Bunları da tek tek örneklemeye çalıştım. Aşağıda da arkadaşlar karışık örnekler verdim. Bakarsınız. Ben soru çözeceğim şimdi size birkaç tane en azından. Buraya kadar sanırım her şey anlaşıldı. Demek ki isimlerin yapısını sorarsa basit isim, türemiş isim, birleşik isim aklınıza gelsin. Orada da yapım eklerini vurguluyoruz arkadaşlar. Peki şuradan. Pardon. Dosyamızı açalım. Evet arkadaşlar, testi görüyorsunuz umarım. Şöyle büyüteyim biraz. Evet, birinci soru mesela diyor ki salonda 100 kişi vardı ancak tanıdık bir yüz göremedim. Salonda 100 kişi vardı ancak tanıdık bir yüz göremedim.
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcükler arasında sesleri bakımından bir benzerlik, türleri bakımından bir ayrım vardır. Yani sözcük türü olarak farklıymış ama yazılış olarak aynıymış. Aşağıdakilerin hangisinde bunlarla Türkçe özdeş olan sesteş sözcükler kullanılmıştır? Zaten hani yazılışları aynı, anlamları farklı olan sözcüklere biz sesteş sözcükler diyorduk. Burada da yüz kelimeleri sesteştir. Ama burada baktığınızda 100 kişi, bakın sıfattır burada 100. Kaç kişi? 100 kişi sıfattır. Bir yüz göremedim derken buradaki yüz de isimdir. Yani birisi sıfat, birisi isim. Bize diyor ki siz de aynısından bulun. Yani aşağıda bulduğunuz sözcükler sesteş olsun ama birisi sıfat, birisi isim olsun. Beyza Nur hocam, YouTube'a ne zaman yüklenir? Geçen haftanın dersi sanırım bugün yüklenmiş. Size zaten haber verilir hani tekrar dersler şeklinde. Şimdi soruya tekrar dönüyorum. Biz de bunun aynısını bulacağız demiştik. Arkadaşlar soruya baktığımızda şu E seçeneğinde şu soluk yüzlü adam derken bakın soluk kelimelerini kullanacağız biz de burada. Soluk kelimeleri sesleştir. Soluk yüzlü adam derken nasıl adam? Soluk yüzlü adam. Bakın buradaki ya da nasıl yüzlü, soluk yüzlü, soluk kelimesi sıfattır. Hızlı soluk alıp veren derken nefes kelimesinin yerine kullanılmış burada da. Burada da soluk kelimesi isimdir. Birisi sıfat, birisi isim. İki soluk kelimesi, yazılışları aynı, anlamları farklı, sesteştir. Biri sıfat, biri isim. Yani yukarıdakinin türce özdeşini bulmuş olduk. Cevap seçeneği Edirne'dir arkadaşlar. Diğerlerinde mesela bir tanesine bakalım. Bu geç vakitte, karşıya geç de geri gel derken geç vakit, geç sıfattır ama karşıya geç derken geçmek fiildir. Birisi sıfat, diğeri fiil. Bizden ne istiyor? Birisi sıfat, diğeri isim olsun diyor arkadaşlar. Bir diğer soruda aşağıdakilerin hangisinde bunu örnek gösterilebilecek kullanım, hangisinde örnek? Cins isimler diyor, yani tür isimleri. Bazen aynı türden varlıkların tümünü karşılayabilir. Hangisinde buna örnek bir kullanım vardır demiş. Mesela ağacı kesip yerine bir fidan dikecekler derken burada belli başlı bir ağaçtan bahsediyor. Tek bir ağaçtan bahsediyor. Bütün ağaçları kastetmemiş. Kuş kafeste yalnız yaşayamadı. İki gün sonra öldü derken kuş kelimesi yine bir tane kuştan bahsediyor. Dünyadaki bütün kuşları anlatmıyor. Ama Ceyhan'da mesela C seçeneğinde horoz ölür, gözü çöplükte kalır sözü doğru galiba derken buradaki atasözü arkadaşlar dünyadaki bütün horozları kastetmiş horoz derken. Yani horoz kelimesi bu türün tamamını karşılayacak şekilde kullanılmış. Doğru cevap Ceyhan'dır arkadaşlar. Anlaşılmayan bir şey olursa oradan yazın. Diğer soruda aşağıdakilerin hangisinde renk bildiren sözcük isim görevindedir, ad görevindedir diyor dikkat ederseniz. Renk bildiren sözcük. Şimdi tek tek baktığımda beyaz papatya, bakın beyaz papatya sıfat tamlaması, beyaz sıfattır. Üzerindeki mavi önlük, nasıl önlük? Mavi önlük, mavi sıfattır. Hastalığı tam geçememiş olmalı ki yüzü sapsarı görünüyoruz. Bakın görünmek fiildir, sapsarı kelimesi zarftır, fiili etkilediği için zarftır. Onca kalabalığa rağmen kırmızı elbiseli kadın derken kırmızı yine sıfattır. Bir yer hayal ettim. Yeşili daha yeşil, mavisi daha mavi derken arkadaşlar buradaki yeşil kelimeleri de mavi kelimeleri de isimdir. Neden hocam? Çünkü ne bir ismi nitelemiş ne bir fiili nitelemiş. Diğer seçeneklerin hepsinde ya ismi ya fiili niteledi, ya sıfat ya zarf oldu ama E seçeneğinde isim görevinde kullanılmış arkadaşlar. Peki bir diğer sorumuz. Ben bu soruları da size atayım. Çözersiniz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut bir isim aldığı ekle soyut anlam kazanmıştır diyor dikkat ederseniz. Somut isim ek alıp soyut anlam kazanacak. Doğru cevap arkadaşlar Adana'da insanlık kelimesi. İnsan kelimesi somuttur. Lık lik ekine aldı. Bir davranışın ismi oldu dikkat ederseniz. İnsanlık somutken lık ekini aldı. Soyut oldu. Bakın bunun tam tersi de var. Korkuluk kelimesi. Korku soyuttur. Aldığı ekle somut olmuş. Ama bizden A seçeneğini istiyor dikkat ederseniz.
Peki 5. soru özel isim hangisinde kullanılmamıştır diyor. İşte A seçeneğinde Kanlıca var. B seçeneğinde İstanbul var. Denizli'de Tuna var, nehir ismi. E seçeneğinde Ahmet var, kişi ismi. Ama Ceyhan'da arkadaşlar özel isim kullanılmamış. Bir diğer sorunda mesela 6. soruda topluluk ismini soruyor. Geçen hafta öğretmiştim topluluk isimlerini. C seçeneğine bakarsanız arkadaşlar bir ekip oluşturup hemen proje hazırlıklarına başladık derken kullanılan kelime ekip kelimesi topluluk ismidir. Çoğul eki almadan çoğulluk bildirmiş arkadaşlar. Bir diğerinde 7. soru belki zorlanabilirsiniz. Cümlelerin hangisinde gerçek anlamında somut olduğu halde mecaz anlama geçerek soyutlaşan bir isim vardır diyor. Gerçek anlamı somut olacakmış. Mecaz anlama geçerek soyutlaşacakmış. Şöyle baktığımda arkadaşlar mesela B seçeneğinde yıllardır görüşmememize rağmen aramızdaki sevgi bağı hiçbir zaman kopmadı derken arkadaşlar hem bağ kelimesi hem de kopmak kelimesi normalde somutken gerçek anlamda düşündüğünüzde bağ kelimesi de kopmak kelimesi de somuttur. Gözle görülür. Ama burada dikkat ederseniz soyut anlamda kullanılmış. Sevgi bağı derken hiçbir zaman kopmadı. Yani aramızdaki muhabbet hiçbir zaman bitmedi. Samimiyet bitmedi anlamında kullanılıyor. Somut olan kelimeyi cümle içerisinde soyutlaştırıyor dikkat ederseniz. Evet. Şimdi ben diğer derse geçeceğim. Zaten size linki attım. Diğer derse geçmek isterseniz orada yine cümlede anlam ve sözel mantık soruları çözeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bunlarla ilgili sorular atacağım ben size. Hem isimlerle ilgili hem isim tamlamaları ile ilgili. Siz çözüp bana cevaplarını gönderebilirsiniz. Sanırım verimli olmuştur arkadaşlar. Haftaya işleyeceğimiz konu zamirler konusu. Zamirlere de bir ön çalışma yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.